Günaydın saygıdeğer izleyiciler. Bir Sağlık Olsun programında daha birlikteyiz. Dün Ebola virüsüyle ilgili olarak, hastalığıyla ilgili olarak Doktor Ebru Hanım'la görüşmüştük. Bugün de AIDS'le Savaşım Derneği Başkanı Doktor Ali Kanatlı ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Ali Hoş Bey. Bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? Şimdi AIDS biliyorsunuz hep gündemimizde olan bir konu ve insanların özellikle bilgilendirilmesi gereken önemli hastalıklardan birisi. Nedir AIDS? Bir tekrar halkımızı bilgilendirsek. Tabii. Bu programa çağırdığınız için teşekkür ediyorum. AIDS, HIV denen virüsün insan vücuduna girmesiyle bulaşır. Hı hı. HIV insan vücuduna girdikten sonra hemen hastalık oluşturmuyor. Hı hı. 5-10 yıl sonra, birazdan anlatacağımız bulaşma yollarıyla girdikten 5-10 yıl sonra yavaş yavaş hastalık belirtileri ortaya çıkıyor. Bu bizim için bir tehlikedir. HIV insan vücuduna bulaşıyor ama belirti olmadığı için biz bunu dışarıda fark edemiyoruz, ayırt edemiyoruz. Ancak rastgele bir sağlık kurumuna gelecek HIV'li hasta, kan tahlillerini yapacağız veya evlenme esnasında bir kan tahlili yaptığımız zaman rastgele ortaya çıkıyor. Bunun bir tehlikesi daha var. Şudur, bildiğimiz sayının en az 10 katıdır. Örneğin dünyada bildiğimiz sayı 10 milyonsa 100 milyondur. O şekilde bir HIV'li bekliyoruz. Şu an kesin dünyadaki rakam 33-34 milyondur. Ama bunu beklenen sayı olmadığını az önce anlattığım konudan anlayabilirsiniz. Zaten aslında dün de konuşmuştuk Ebola virüsüyle ilgili olarak, Ebola hastalığıyla ilgili. Evet. 1976'larda ilk tanık olmuş. Düşünsenize. 76. Şimdi tabii uzun bir süre geçtikten sonra gündemde şimdi daha belirgin biraz yayılım falan olduğunda daha da şey ortaya çıkıyor. Peki bu AIDS hastalığında HIV'in bulaşıp bulaşmadığını nasıl anlıyoruz? Ben bu konuyla ilgili olarak bilgilendirmeyi bir sıralamaya göre yapmak istiyorum da. Çünkü bununla ilgili bana da doktor bey böyle bir program yapsanız, bilgilendirseniz diye iletenler olmuştu. Ben bir sıraya koyayım diyorum. Tanısı nasıl konuyor bu HIV hastalığı? Bunun tanısı çok yaygın testlerle konabiliyor. Türkiye'de yaklaşık 1600-1700 merkezde. Hatay'dan bahsedeyim. Hatay'da hemen hemen her aile sağlık merkezinde, eskiden sağlık ocağı dediğimiz aile sağlık merkezlerinde bile tanı konabilir. 2-3 çeşit tanı yöntemi vardır. Hı hı. Bizlerin Antakya'da koyduğumuz tanı, HIV pozitif dediğimiz tanı o anda geçici bir tanıdır. Evet. Esas tanı biz HIV pozitif gördüğümüz hastaların tekrar hastaneye çağrılmasını ve oradan doğrulama kanı için Ankara'ya gönderildikten sonra konduğunu biliyoruz. Yeni yeni tanı yöntemleri var. Onlar HIV'i daha erken dönemde teşhis edebiliyorlar. Bizimki şu anda Hatay'daki bulunan tanı yöntemi ya da Türkiye'de yaygın olarak ELISA dediğimiz tanı yöntemi ancak HIV insan vücuduna girip bulaştıktan 3 ay sonra pozitif ortaya olabilir. Çıkar. Yani evet, bu, pozitif. Evet. Bu da bizim için bir risktir. Yayılım için çok ciddi bir risk. O 3 ay içerisinde hem bilinmiyor hem risk yayılma açısından. Yayılır tabii, düşünsenize insan insana HIV bulaşıyor. Hı hı. İcabında 3 gün, 5 gün, 1 ay sonra tetkik yapıyor ve o tetkikte çıkmıyor. Evet. Aslında HIV vardır ve bulaştırıcıdır o. Evet. Düşünün ki kan verecek, tetkikini yapıyorsunuz. Negatif çıkıyor. Kişanlı Urfa'da öyle bir ailemiz olmuştu. Evet. Kan verildiği ile ilgili değil mi? Evet. Kanla ilgili geçmişti. Kanın tüm tetkikleri yapılmıştı. Kan da yoktu. Bu pencere dönemi. Ama tıp hızlı ilerliyor. Şu an 2 hafta içinde tanı koyan yöntemler var. Türkiye'de belirli merkezlerde P24 antijeni ve benzeri, isimlerle yormak istemiyorum ama 2 haftaya kadar indi tanı yöntemleriyle. Bu çok güzel. Peki ilk Türkiye'deki vaka neydi? Ben mesela ilk vakayı şey diye biliyorum benim. Hani 1982'de bir Rock Hudson
benim kovboy filmlerinde beğendiğim bir sanatçıydı evet, falan. Sonradan evet. Bu AIDS olduğu anlaşıldı. Bir deri bir kemik kalmıştı. 37-38 kiloya kadar düştü ve öldü. Sonradan onun homoseksüel yapısı olduğu düşünüldü. Sonra bu onların hastalığı gibi düşünüldü. Evet, yanlış bu, inanışlar. Bu bu konudaki gerçek manada ki bilgileri aktarırsanız. Bir de Türkiye'de ilk vaka neydi? Onu bir. Şimdi şöyle diyeyim size. 1982'de tabii 80'li yıllarda diyelim. Hani hı-hı, tam rakam telaffuz etmek şu an doğru değil. 80'li yıllarda ilk o sanatçıda biz isim söylemekten de imtina ediyoruz. Çünkü AIDS'li hastalara saygımız var. Bunun için kusurumuza bakmayın. Olsun. Tekrar hatırlatmak evet, şey değil ama ilk çıkış anı 80'li yıllarda Amerika'da hı-hı, bir homoseksüel sanatçı da çıkmış ve herkeste şöyle bir kanı ortaya çıkıyor. Ha bu homoseksüel hastalığı. Bu yaygınlaştıkça sadece homoseksüellerde olmadığı ortaya evet, çıktı. Bulaş yolları öğrenildikçe bunun herkeste, herkese bulaşabileceği ortaya çıktı. Türkiye'de de bir homoseksüel de çıkmıştı. Ebola dediniz. Şöyle bir kıyaslama yapmak istiyorum. Ebola virüsü de böyle bir sanatçıda çıksaydı çok önceden daha gündem. Aslında çok büyük bir evet, katkısı oldu o saydığım sanatçının ve evet, sonraki insanların. Evet. Bu konunun üzerine insanlar hemen yöneldi. Aynen öyle. Yani sanatçı oluşu önemi, evet, biraz bu konunun araştırılmasına neden oldu. Bir hı-hı, katkı oldu diyeyim. Çok ciddi katkı oldu. Ciddi bir katkı evet, oldu. O günlerde 1980'lerde 1-2 hasta diye düşündüğümüz vaka bu yıllarda 40 milyon. 30-40 milyon 30-40 bilinen. Milyon. Siz evet, bunun bilinmeyen rakamlarını evet, yüzlü bilinmeyen, milyonları tabii, telaffuz ediyorsunuz. Tabii tabii. Yani çok ciddi bir tehlike. Burada isterseniz dünyadaki durumunu da anlatayım. Türkiye tabii, ve dünyadaki durum. Biz ilk bu derneğimizi açtığımız 90'lı yıllarda bu tehlikenin farkına vardık. Ve Türkiye'yi köy köy gezdik. AIDS Savaşım Dernekleri olarak, Sağlık Bakanlığı olarak bir sürü broşür verildi. Yayınlar yapıldı. Basın yayın bize çok yardımcı oldu. Bir iki vakayla başlayıp evet, geleceğini biz bildik. Türkiye'de sandık ki biz bunun önünü alırız. Millet bilmiyor. Bulaşma yollarını öğrettikten sonra bulaşma yollarından korunma yollarını öğrendikten sonra evet, korunurlar diye düşünüyorduk. Fakat 80'lerde Amerika ve Avrupa'da teşhisi konan bu hastalık 90